fuarımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Esta Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk Aşık Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirimiz, Sayın Gaziantep Milletvekilimiz, Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz, Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kuyumcular Odası ve Dernek Başkanlarımız, değerli katılımcılarımız, sevgili misafirler, değerli basın mensubu ve sektör mensubu arkadaşlarımız, hepiniz Gaziantep Jubilee Ruşof Kuyumculuk Fuarı açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle bu anlamlı ve özel bir günde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Buradan Başkomutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımızı, gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Ülkemizin Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Doğunun Paris'i Gaziantep'te bu yıl üçüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Gaziantep Jubilee Ruşof Kuyumculuk Fuarımızı gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Burada ilk günden bugüne kadar bizlere desteğini esirgemeyen Sayın Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Tuncay Tabur ve Yönetim Kurulu'na, ana sponsorumuz Cemcem Kuyumculuk ve ekibine, 55 tane kendi ürün grubunda lider, değerli katılımcılarımıza, sevgili basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Fuarımızın kuyumculuk sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Esfa Fuarcılık firma sahibi Faruk Aşık Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Tuncay Tabur'un konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Bir Başkan Yardımcımız, Sevgili Oda Başkanlarımız, Türk Dernek Başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz kuyumculuk fuarımızı inşallah 20.sünü düzenlemek dileğiyle tekrar hepinize hoş geldin diyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Kuyumcular Odası Başkanımıza teşekkür ederiz. Şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, çok değerli amirim, milletvekilim, kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, İl Başkan Vekilim, çok değerli odalarımızın temsilcileri, kıymetli katılımcılar, basın mensupları, hepinizi Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Başkanımız Sayın Fatma Şahin adına sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Evet, Gaziantep her branşta, her sektörde olduğu gibi bugün de farkını gösteriyor. Bugün gastronomide öncü dedik, dünyada sayılı şehirler arasına girdik. Yine kültür mirasları konusunda Gazişehir dünyada sayılı şehirler arasında. Diğer sektörlere baktığımızda, sanayi sektörüne baktığımızda Gaziantep bugün Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri. İnşallah bu yıl üçüncüsü düzenlenen, odamız tarafından düzenlenen fuarla Gazişehir farkındalığını gösterecek. Kuyumculuk, mücevherat sektöründe de Türkiye'de çok öncü bir şehir olacak, yerini alacak ve biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda inşallah elimizden geleni yapacağız. Odalarımıza her türlü desteği vermeye gayret edeceğiz. Ben bu anlamda katılım sağlayan, katkı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum ve fuarımızı düzenleyen odamıza da saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Fuarımız hayırlı olsun. Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri, Gaziantep Milletvekilimiz Sermet Atay'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli Valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri, değerli Kuyumcular Odası Başkanı, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Gaziantep deyince bölgenin lokomotifi, biraz önce başkan vekilimiz de söyledi. Sadece kuyumculukta değil, sanayide de, ticarette de. Ve bu birçok alanda bölgenin taşıyıcı unsuru. Yani Maraş dediğimizde, Urfa dediğimizde, Kilis dediğimizde,
Hatay dediğimizde, Adana, Osmaniye dediğimizde ulaşıma bakınca mesela Gaziantep Havalimanı'nın bütün bölgeye hizmet ettiğini görürsünüz. Sanayiye bakınca sanayicimizin mesela buradan hemen hemen Hakkari'ye kadar olan insanların gelip Gaziantep'te üretim yaptıklarını görürsünüz. Altın kuyumculuk sektörü deyince biz çocukluğumuzdan beri hatırlarsınız, biliyorsunuz bu işin merkezi İstanbul Kapalı Çarşı'dır. İstanbul Kapalı Çarşı'nın altın ve döviz piyasası, özellikle toptan altın piyasasında Gaziantep'lerin ve Kilislilerin yoğun bir egemenliği vardır. Yani altın Gaziantep'lerin bir kültürüdür, vazgeçilmezidir. Bölgede tabii bunun üretime geçilmesi, artık altın sektörü eskisi gibi el işçiliğin dışında değil, makineyle yapılabilen ürünler de var. Bu çeşitliliği gelip Gaziantep'te gösterilmesi, şov olarak sunulması, kuyumcular fuarı olarak, bölgedeki kuyumcuların gelip buraları ziyaret edip ticaretini yapabilmeleri açısından bu fuar çok faydalı olmuştur. Bu fuarın açılmasında, kurulmasında, katılımcıların gelmesinde emeği geçen, özellikle Kuyumcular Odası Başkanımız, benim yeğenim Tuncay Tabıran, onun yönetim kurulu üyelerine ve tüm katılımcılara hayırlı olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Gaziantep Vali Yardımcımı Sayın Bülent Uygur Bey'i konuşmalarını yapmak üzere köşeye davet ediyorum. Sayın milletvekilim, değerli başkan yardımcılarımız, kıymetli oda başkanlarımız, uzaktan yakından gelen çok değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Kemal Valim'i de özel selamlarımı iletiyorum. Gaziantep ilimiz tabii ki gerek Cumhuriyet öncesinde, gerekse Cumhuriyetle birlikte atmış olduğu dev adımlarla beraber sadece bölgenin değil, Türkiye'nin ekonomik olarak sayılı gelişmiş illerinden bir tanesi. Bugün bölgemizde çevre illerimizden en az 20 tanesinin ekonomik merkezi. Mezopotamya'nın tam kuzeybatı uzunda, Güneydoğu'yu Akdeniz'e bağlayan aks üzerinde, bugün 6 organize sanayi bölgesi bulunan, 7.sinin protokolünü daha 2 hafta önce yaptık, Nurdağ organize sanayi bölgesiyle beraber bunun sayısını 7'ye çıkaran, daha da önemlisi çok yakın bir zamanda inşallah İslahiye ilçemizde endüstri bölgesi, 50 milyon metrekarelik bir alanda yeni bir endüstri bölgesi kurulan devasa bir İl. Türkiye'de ilk 1000 ihracatçı firma arasında 60'ın üzerinde firması bulunuyor bu ilin. Dünya Bankası verilerine göre rekabetçi iller arasında dünyada Gaziantep o listede 7. sırada gözüküyor. Ticarette, sanayide, imalatta ciddi bir geçmişi olan, bir kültürü olan bir Gaziantep ilimiz. Altın sektörü de onu anlıyoruz ki bölgede işte İstanbul ve diğer büyük illerimizin dışında bu alanda fuar yapan da bir Gaziantep. Burası aynı zamanda bir fuarlar şehri. Fatma Şahin Hanımefendi Sayın Bakanımız bunu çok sık dile getiriyor. Bu ilde hemen hemen her ay bir fuar var. Bazı aylarda iki fuar denk geliyor. Bu da bu şehrin potansiyelini gösteriyor. Tuncay Başkan da sağ olsun bugün Türkiye'nin büyük firmalarını işte başta Cemde olmak üzere buraya davet etmiş. Bütün sektör burada. Buradan çıkacak olan sinerjiyle birlikte inşallah Türkiye gerek sadece ülke içerisinde değil de aynı zamanda Türkiye hem altın ihracatçı bir ülke konumunda da geçen yıl Almanya'ya gitmiştim. Almanya'da Berlin'de bir iki kuyumcuya uğradık. Hataylı ve Mardinlilerdi. Ama imalat yerleri Maraş ve İstanbul'daki firmalarımızdan aldıklarını söylemişlerdi. Demek ki biz sadece burada değil, dünyanın her yerinde de bu sektörde varız. Ama bir İtalyanlar kadar, bir Fransızlar kadar bilmiyorum bize katma değerde, yani ürettiğimiz birbirinde onların elde ettiği gelirle bizimkisine bunu sektör temsilcileri daha iyi bilir. İşte daha iyi tasarımlarla ülke ekonomisine bu sektörde daha çok kaynak sağlamamız gerekiyor. Mutlaka biraz önce hanımefendi söyledi, sektörün çalışan işçi, kalifiye eleman sıkıntısı mutlaka vardır. Bunu da daha akılcı yöntemlerle, işte bunun okuluyla, mektebiyle daha erken yaşta yetiştireceğimiz kalifiye elemanlarla inşallah sektörü daha iyi taşırız. Bugün 30 Ağustos, fuarımız özel bir günde başlıyor. 26 Ağustos'ta Sultan Alparslan bu topraklara geldi. O günden bugüne Anadolu'yu bize yurt tutan tüm kahraman askerlerimizi,
şehitlerimizi bir kez daha başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle anıyorum. Emeği geçen Tuncay Başkanım olmak üzere ekibine, sponsor olan tüm arkadaşlarımıza ve tabii ki İzmir'den, Ankara'dan, her yerden gelen işte Maraş'tan değerli hemşehrilerimize de hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Vali Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi fuarımızın açılış kurdelesini kesmek üzere siz değerli protokolü ve fuar ve değerli katılımcıları fuar alanı girişimize davet ediyoruz.